Ala Resulina salavat. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. İlem eyühel aziz. İl ey aziz kardeşim. İnsanın fıtraten malik olduğu camiyetin acayibindendir ki Sani Hakim şu küçük cisimde gayrı mahdut enva-ı rahmeti tartmak için gayrı mahdut mizanlar vaz etmiştir. Bir cümle. Gerisi bu metnin, bu cümlenin izahı oluyor. Şimdi bir daha alalım. İnsanın fıtraten malik olduğu camiyetin acayibindendir ki ne kadar Cenab-ı Hak mahlukat yaratmışsa onlara bir koordinat, onlara bir alan, onlara bir saha, yapılarına göre bir şey vermiş, meydan vermiş. Yarattığı mahlukatın tamamının fıtratlarına, yapılarına tahdit koymuş. Hudutludur yani. Yaşadıkları alanlardan tutun efendime söyleyeyim, yetenek ve kabiliyetlerinden geçin, alışkanlıklarına kadar, ömürlerine kadar bir hududun içerisinde yaşarlar. Ama insanlara insanlara, insanların yapılarına, fıtratlarına camiyetleri itibariyle onlar cami olmadığı için o tahdidi koyuyor. İnsan ise cami bir fıtratta olduğundan dolayı o hudutlar bizden kalkıyor. Şimdi camiyete gelince insanın her azası, her organı o noktada camiyet noktayı nazarında yaratılmıştır. Mesela hayvanatın bazılarının bazı renkleri algılar, bazılarının algılamadıklarını uzmanlar söylüyorlar. Kulakları da mahduttur. İhtiyaçlarını gidermeleri de mahduttur. Nesillerini çoğaltmaları da mahduttur. Gezdiği alanlar da mahduttur. Balıklar hala suda yaşama mecburiyetinde. Sudan dışarı çıkamadılar. Hava aleminde ne var ne yok bilmiyorlar. E, kuşlar da denizin derinliklerine girip oraları mütala edip veya görüp müşahede edemiyorlar değil mi? Aynı konuma melekler de dahildir yani cinlerin ve insanların dışında imtihana medar olan mahlukatın dışında hangi canlı yerler arasa hangi zihayet ve mahluku düşünürsek düşünelim, hayatları mutlaka hudutludur. Mesela bazı melekler var ki bir kar tanesi indiriyor, bırakıyor onun vazifesi bitiyor. Tamam. Onun için yaratılmış o kadar ömrü. O onunla müekkel. Bazıları vardı ki işte ağaçların başında, ağaçların özellikle durumlarına göre ağaçların yaşadığı müddetçe ağaçların tesbihatlarını Allah'a takdim ediyorlar. Yağmurları indirenlerden bak, rüzgarlar harekete geçirenler, vahiy getirenler. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç yolculuğunda bazı meleklerin sadece ayakta durduğunu, ayakta Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve tezkir ettiğini görüyor. Sadece görevleri o. Bazıları sadece rükuda, Bazıları sadece secdede. Hepsine imreniyor. İşte bu imrenin, imrenlerin neticesinde namazın ayakta, rükuda, sücuttaki hal ve ahvalleri onları temsil makamında da bir nevi bizim için vazifelendirilmiş oluyoruz. Onları da temsil ediyoruz. Şimdi bu anlamda bütün mahlukatı böyle değerlendir. Arılar. Bütün arıların vazifeleri, yetkileri değil mi? İşte diyelim yetenekleri, kabiliyetleri bellidir. Mesela diyelim bir koyunu inceleyen bütün koyunları incelemiştir, değil mi? Veya bir kedi hakkında araştırma yapan bir uzman o türle ilgili diğer kedilerinden inceleme ihtiyacı yoktur, değil mi arkadaşlar? Ama benim hayatımı yazan sizin hayatınızı yazmış mıdır? Bir insan inceleyen bir uzman, sosyolog veya psikolog veya tarihçi diğer insanlar hakkında kanaat sar edebilir mi? İki insan arasındaki fark, bunu üstadımız hep her zaman nazara, biz de her zaman anlatıyoruz. İki hayvanın nev'inin arasındaki farktan daha fazla. İki insanın ferdi arasındaki fark. Yani bir deve ile affedersiniz bülbül arasında ne kadar fark varsa, iki insan ferdi arasında manevi mahiyet farkı ondan daha fazladır. Bu sebepten dolayı bir çoban yüz tane koyunu kolay idare eder. Ama bir idareci değil mi? Bak iki insanı, üç insanı, dört insanı bazı kayda ve kurallar ortaya koymakla beraber yine sağlıklı bir şekilde homojen bir yapıyla adalet eşitlik noktayı nazarından idare edemiyor. Polisiye teşkilatlarımız ortada. Değil mi? Askerler ortada. Bu kadar kanunlar, nizamlar, kaideler, kurallar, mahkemeler yine hakkımızdan gelemiyor yani. Hayvanat için böyle bir problem yok.